بسم الله الرحمن الرحيم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا كان الشيطان <سؤال> لربه كفورا بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Sevgili dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geceniz, gecemiz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Şimdiden Cuma'nız, Cuma gecemiz, üç aylarımız mübarek olsun. Rabbim hepimizi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Ramazan-ı Şerif'e yetişmeyi, onu idrak etmeyi nasibi müy müyesser eylesin inşallah. Başta Gazze olmak üzere Doğu Türkistan'da dünyanın farklı beldelerinde zulüm gören bütün dindaşlarımıza, ümmeti Muhammed'e Rabbim yardımı ile inşallah Teala yardımını göstersin, ihsan eylesin inşallah diyelim. Efendim programımıza güzel Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Kur'an-ı Kerim tilavetini Esenboğa, Havalimanı Mescidi İmam Hatibi Haluk Yalın Kılıç hocamız tilavet ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz her hafta olduğu gibi bu haftada biz yine tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın hemen yanında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin hemen yanında bulunan bu güzel mekandan yine evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Ama programımıza sizler de aktüel olarak mesajlarınızı gönderirseniz biz de buradan mesajlarınıza cevap vermeye ve mesajlarınızı okumaya da devam edeceğiz. 0535 018 17 47 0535 018 17 47 numaralı hattımıza mesajlarınızı iletebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz bugün çok sevdiğim bir dostum, bir arkadaşım, hafızlıktan arkadaşım, İmam Hatip'ten gerçi bizden bir dönem e, üsteler ama biz aynı havayı kokladık, aynı suyu içtik. Çünkü biz Büyük Ağa Medresesi'nde hem hafızlığımızı yaptık hem de İmam Hatip'e oradan gittik geldik. Bugünkü konuğum, e, anne babaya hürmeti konuşacağımız konuğum Erzincan Müftümüz Muharrem Gül hocam. Sevgili arkadaşım, sevgili dostum, değerli hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bacım, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyisiniz. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Eskiler söyler, e, Amasya coğrafi olarak evet. Mekke'ye benzer, Erzincan'da Medine'ye Medine. benzer. Siz Amasya'da doğdunuz, büyüdünüz, orta öğreniminizi Amasya'da bitirdiniz. Yani Mekke'ye benzeyen, şimdi de Medine'ye Medine benzeyen. Medine'ye hicret ettik şu anda. Hicret ettiniz, Medine'desiniz. Evet. Erzincan'dasınız. Erzincan, Erzincan'dasın. Erzincan Medine'nin vakfiyesi. Aynı Hareket zamanda. Tarihte, evet. Belki de Erzincan'ı konuşursak neler çıkacak, neler çıkacak. Buradan Erzincan'a da selamlarımızı gönderelim. Değerli hocam, e, sağlığınız sıhhatiniz yerinde. Erzincan'da başlayalı ne kadar oldu? Ee, Bir yılı geçti. Bir yıldır ee, oradasın. Gerçekten Erzincan'da da e, aynı Medine'nin o manevi havası hissediliyor. Orada Terzi Baba Hazretleri evet. var, Pir-i Muhammed Sami Hazretleri var. Yani Terz Baba mezarlığımızda Vaki Kabristanlığına benzer bir manevi hava var Elhamdülillah. Şimdi biz dini musikiyi çalışırken e, yani bazen evet. okuruz dini musikinin bazı unutulmuş formları oluyor Muharrem Hocam. Mesela onlardan birisi de Muhammediye. Evet. E, ben Muhammediyenin Erzincan'da e, okunduğunu kaynaklarda gördüm. Amasya'da, Ankara'da, Çankırı'da kastamonu'da buralarda muhammediye'ler okunduğunu e, biliyoruz ama şu an devam ediyor mu acaba oralarda muhammediye ahmediye ama okunurdu çünkü. Evet evet ben de okunduğunu duydum ama okunmuyorsa ilk gittiğimde döndüğümde ilk iş inşallah o muhammediye ahmediye'den okunmasını sağlamak temennisi. İnşallah, i̇nşallah inşallah değerli hocam. Anne anne babaya hürmeti konuşacağız ama ee, hepimizin e, yüreklerinin acısı, hepimiz e, İslam dünyası olarak Müslümanlar olarak e, yüreklerimiz kırık. E, her gün, e, her sabah, her akşam, e, ister sosyal medyadan olsun, ister televizyonlardan olsun, haberlerden olsun e, Gazze'yi görüyoruz ve hala zulüm e, her geçen gün daha da e, artmakta. Rabbim tabi yardımcılar olsun dua ediyoruz ee, belki hani boykot yapıyoruz evet. ee, ama e, yani Gazze ile ilgili neler söylemek istersiniz öyle başlayalım ondan sonra e, konumuza geçelim buyursunlar hocam konumuz e, anne bebeğe hürmet olduğu için yani Gazze'deki annelerin acısını yaşamak gerçekten şu anda o Gazze'deki anneler. Çaresiz durumda çünkü çocuklar aç, susuz, sefil. Yani açlıktan, hastalıktan gözleri önünde, annelerin gözleri önünde vefat ediyor. Anneler çaresiz. Bu, bu anne için çok ağır bir şey. Evet. Dolayısıyla Rabbim o Filistin'de, Gazze'deki annelere inşallah yardımcısı olsun. Amin. amin. Filistin'de o cihad eden kardeşlerimizi sahipsiz, kimsesiz bırakmasın. Amin. Çünkü Oradaki kardeşlerimiz İslam'ın izzetini, onurunu, şerefini şu anda korumaktadırlar. Yani asıl çaresiz olan bizleriz. Yani onlara yardım elini uzatamadığımız için dolayısıyla e, e, programın başındaki vereceğimiz ilk mes mesajı olsun: Madem e, biz hayırlı bir evlatız, anne babamız için bir sadaka icariyiz. Şu anda Filistin'de Gazze'de yardıma ihtiyaç var. Vefat eden anne babalarımız için. Orada Diyanet Vakfı kanalıyla inşallah anne babamız adına yardım daha dün yardım gönderebiliriz e, yani. İhsani hocamla bir yerde beraberdim. E, elimizden geldiğince e, sıcak yemek vermeye çalışıyoruz evet. bir hastanemizde dedi. Bir gemi hazırlandığını e, ama inşallah e, yani savaş durur. Durduktan sonra zaten bu millet bizim milletimiz zaten orayı ihya eder. O e, ayrı bir şey. Ee, i̇nşallah e, Rabbim e, düşmana korku salsın diyelim. Bu arada bir şey daha belirteyim değerli hocam sonra konumuza geçelim. Ben fazla konuşmayacağım çünkü Yok, bugün fazla olayım. konuştum. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığımız ilk günden itibaren e, Filistin ve Gazze için elinden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa evet. e, hem medya <laughs> aracılığıyla hem e, sahada, alanda e, gereken her şeyi yapmakta. Ee, geçen haftada cumartesi akşamı İstanbul'da Sayın Diyanet Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş'ın da katıldığı e, ve binler 6 e, bin kişinin geldiği bir İstanbul Kongre Merkezi'nde bir farkındalık e, ve Filistin'e biz sizin yanınızdayız. Gazze'ye biz sizin yanınızdayız mesajını hem dünyaya hem dünyaya biz onların yanındayız. Mesajını vermek için çok önemli, güzel bir program gerçekleşti. Türkiye'nin önde gelen sanatçıları orada yer aldı ve herkes dilinden geldiğince, gönlünden geldiğince Mescid-i Aksa'yı ve hasretleri, özlemleri dile getirdiler. Bunu da burada çok belirtmek istedim. Çok güzel oldu. Istedim. Ben de tebrik ediyorum. Gerçekten canlı olarak Canlı olarak izledim, da yayınlandı yani TV ekranlarında hem İstanbul Müftülüğümüz hem Diyanet Diyandişer Başkanlığımızda teşekkür ediyorum. İstanbul teşekkür Müftülüğümüzün edin. de himayesindeydi. Eee Profesör Doktor Safi Arpakuş evet. hocam da e, oradaydı ve e, zaten e, alt yapıyı, da, alt yapıyı da onlar Evet onlar hazırlamışlardı. Değerli hocam. Hocam, hocam Filistin Gazze'de yapılan bir savaş değil aslında. Çünkü savaşın da belli bir kuralları var. Aynen öyle. Orada evet. yapılan bir katliam var, bir vahşet var, bir soykırım var. Çünkü savaşta Kadınlara dokunulmaz, yaşlılara dokunulmaz, çocuklara, çocuklara dokunulmaz, dokunulmaz, mabedlere dokunulmaz. Ama burada savaşın kuralları işlemiyor maalesef. Yani uluslararası hukuka da aykırı olarak orada bir katliam, bir vahşet yapılıyor. Burada da tek bir, tabii ki Avrupa'da, Amerika'da bir imtihan, sınav veriyorlar. Çünkü oradaki o katliamı görmüyorlar, gözleri Mareşe. görmüyor, kulakları Mareşe. duymuyor. Ve niyeti görüyoruz. Tabii, yani ama yapıyoruz. akan oradaki Müslüman'ın kanı. Ama Fransa'da ufak bir olay olduğu zaman bütün dünya ayağa kalkıyor. Maalesef. Yani bu da Avrupa'nın iki yüzlülüğünü aynen öyle. ortaya evet. koyuyor. Dolayısıyla bu olay Müslümanları birleştirmesi lazım. Hem İslam dünyasını hem Müslümanları birleştirip tek vücut haline gelmemiz gerekiyor. İnşallah değerli İnşallah. hocam çok teşekkür ederim. Şimdi anne babaya hürmet biraz evvel hocamızın da okuduğu ayetlerden evet. de mülhem anne babaya iyilik Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya bir vesiledir malumunuz. Kur'an-ı Kerim bu noktada bizlere neler söylemekte? Buyursunlar hocam. Tabii ki anne babaya iyilik Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya vesiledir. Kur'an-ı Kerim'de 6-7 tane ayeti kerime var. Sırf anne baba hakkıyla ilgili. Bir tane olsa bile yeterli çünkü Allah'ın emri anne babaya ama anne babaya itaatin önemini vurgulamak için Allah Celle Celaluhu 6-7 yerde e, özellikle Kur'an-ı Kerim'de anne babaya yani Allah'a kulluk ediniz, anne babaya iyilik, itaat ediniz ayet-i kerimesi var. Ee, Haluk hocamızın okuduğu ayet-i kerimede de işte وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْوُدُوا <laughs> اِلَّا Allah'a, yalnız Allah'a ibadet etmenizi işte ve <laughs> bil anne babaya da iyilik ihsanda bulunmanızı kesin olarak Allahü Teala emretti buyuruyor. İmma yebluğan indeki el yani anne babanız yaşlılık çağında ulaşırsanız, çünkü yaşlılık çağı önemli, evet. o çağ alınganlık çağı, anne baba için. İşte artık piri fani olmuş, ee, çocukluk evresine doğru geri dönüşler başladığı için o çağda e, anne babamıza iyilik yapmaz. Yani onlar diyor اِمَّا يَبْلُغَنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ Onlardan biri veya ikisi fark etmez diyor. Hem ikisi veya biri. Yani ulaşırsanız fela تَقُلْ anne babanıza diyor öf bile demeyiniz yani bırakın azarlamayı yani öf bile demeyin diyor şimdi bana şuradan bir parantez açıp Enes bin Malik Peygamber Efendimizin yanında, yanında yetişen bundan. bir evet. sahabi 8-10 yaşında bir genç ona soruyorlar Peygamberin vefatından sonra Ey yani işte Peygamberin hayatı nasıldı işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davranırdı dediği zaman Enes tarihe geçecek güzel bir süre söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir köz olsun diyor bana öf bile demedi diyor. Allah Allah. Öf Allah. bile demedi diyor. Dolayısıyla anne babamızın bizim üzerimizde çok hakkı olduğu için anne babalarımız bizim sebebi varlığımız ve sebebi cennetimiz. Dolayısıyla onlara öf bile dememek. Ve la onları diyor azarlamayınız. Ha, evet. Ve kullehuma kavlen kerime. onlara diyor. Yani güzellikle hitap edin. Kavli leyin ile İbrahim Musa Aleyhisselam Firavun'a gideceği zaman dahi Allah Celle Celaluhu kavli leyin ile Firavun Allah düşmanına dahi diyor ki kavli leyin ile hitap et. Yani yumuşaklıkla hitap etmesini emrediyor. Dolayısıyla anne babamıza işte babacığım çünkü İbrahim Aleyhisselam örneği var. İbrahim Aleyhisselam'ın babası putperes, Azer put puthanede çalışıyor. Ama İbrahim Aleyhisselam vezkur fil kitab İbrahim inne kana sıddıqan nebiyye izgale li bih ya ebeti ya ebeti diyor ey babacığım senin için bağışlanma dileyeceğim. Evet. Selam aleyk diyor. Yani selam ver e, selamla bitiriyor. Dolayısıyla yani putperes babası için dahi kavli leyyini kullanıyor. Çünkü Kur'an'da hep bize naif olun naif olmayı emrediyor. Evet. İşte Lokman Aleyhisselam çocuğuna hitap edeceği zaman ya büneyye diye emrediyor. Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayet-i kerimelerde işte Ankebut suresinde ve vasayne li insane bi husna. Biz anne babasına iyilik yapmayı diyor. İnsan anne babasına iyilik yapma, yapmayı emrettik. Ve in cahada ke li tusrike bi ma leyse leke bi ilm Eğer diyor onlar seni yani hakkında bilgin olmayan bir konuda körü körüne Allah'a şirk koşmaya zorlarlarsa fela tud'uhuma o zaman diyor anne baba itaat, i̇taat etme. İtaat etme. Yani mutlak itaat sadece Allah için var. Anne baba itaati eğer Allah'a şirk konusu varsa, isyan varsa hatta şöyle külli bir kaide de var. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifi la ta'ate li mahlukun fi ma'asiyetil yani diyor Allah'a isyan olan şeyde Halika ya mahluka itaat edilmez. Hmm. Dolayısıyla Allah'a şirk varsa orada Allah'a itaat edilmez. Yoksa, Bu ayette de is, allah Teala itaatle ihsanın yani yine ihsan devam ediyor. Anne baba müşrik dahi olsa itaat yok ama yine çünkü anne babanın evlat üzerinde hakkı var. Evet. Ondan dolayı yani ve sahibuma fi dünya marufa diyor diğer ayeti kerimede de. Dolayısıyla diğer bir ayeti kerimede Lokman suresindeki ayeti kerimede yine Allah Celle Celaluhu ve vasayne li insane bi validehi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni. Anne babanıza diyor iyi davranın. Ee, anne ee, çocuğunu diyor yani sıkıntı üzerine sıkıntı yani güçsüzlüğe katlanarak zorluklara katlanarak Büyütü büyütür taşır ve doğumu ile ilgili de başka bir ayet gelmede hamlet umu kurhan ve ve daha kura doğumu da diyor zor olur hatta doğumu ile ilgili bir örnek vereyim Abdullah ibn Ömer ee, Yemenli bir e, hacı efendi annesini sırtına almış annesine iyilik yapıyor. Yani Kabe'yi tavaf ettiriyor. Kabe'yi tavaf ettirildi işte artık kaçıncı şafta? Yedinci şafta Abdullah ibn Ömer ile karşılaşıyor. Abdullah ibn Ömer ki peygamberin her dediğini yapan, bütün sünnetini hayatına geçiren bir sahabi. Hı hı. Abdullah ibn Ömer ile karşılaşınca sırtındaki annesini gösteriyor. Diyor ki, ey Abdullah ben diyor annemin hakkını ödeyebildim mi? Bak annemi sırtımda tavaf ettiriyorum. Abdullah İbni Ömer bu ve vadaatü kurhayı hatırlatıyor. Allah Allah. Sen diyor sadece annenin ölüm acısına karşılık olan şeyi yaptın. Diğer hakları duruyor diyor. Allah. Dolayısıyla yani annenin hakkı hiçbir zaman Ödenmiyor. ödenmez. Ee, yine bir Ahkaf suresindeki ayeti kerimede de ve vassayne li insane bi validehi ihsane. Yani anne babaya ihsanla istiyor. İhsan da Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisi şerifinde eee ihsan diyor Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görmektedir. İhsan aslında karşılıksız hizmet etme. Karşılık beklemeden. Dolayısıyla evlatların anne babaya hizmeti, anne babanın evlada o hizmeti karşılıksız menfaat diyor. Karşı evet. Aile karı koca arasındaki ilişkide de yine menfaati dayalı değil tamamen ihsana dayalı evet. bir ilişkidir. Dolayısıyla anne babanın anne babaya iyilik Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya vesiledir diye sordunuz. Tabii ki bunda bir hadis-i şerifle inşallah ben soruyu tamamlamış olayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bu gecemizin bu cuma gecesinin inşallah ser levhası olsun ana konusu. Rıda Rabbi fi rıdâl Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır diyor. Yani Allah'ın rızası ya, ya. anne babanın rızasına bağlı. bir şey. Eğer anne babayı razı eder, hoşnut edersen Allah da razı olur. Allah'ın gadabı yani Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesindedir. Eğer anne babanı üzer, öfkelendirirsen Allah'ı öfkelendirmiş olursun. Hatta evet. Peygamber Efendimiz'e geliyor sahabeden birisi. Çünkü bize dinimizi öğreten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Üsve-i Hasene olan yine Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in hayatına bakmamız gerekiyor. Ee, sahabeden birisi geliyor diyor ki ya Resulallah yani çocukların anne baba üzerinde hakları nelerdir diye soruyor. Peygamber Efendimiz cevami ol kelim bir kelimeyle bir cümleyle cevaplıyor diyor ki ee, anne baba yani çocuklar için ya anne baba çocukların ya cennetidir veya cehennemidir. Anne babaya hizmet ederse cenneti olur. Anne babaya hizmet etmez. Anne babaya işte azarlar, onu fazlalık gibi görür, anne babayı dışlarsa Allah korusun. O zaman cehennemi olur. Allah. Dolayısıyla şey Rabbim anne babamıza hizmet ederek cenneti i̇nşallah, kazanan inşallah, kullarından eylesin hocam, inşallah. E Mesajlarımız var, biraz evet. mesajlardan okuyalım. Ondan sonra bir ilahi arası verelim, İnşallah. sonra kaldığımız yerden devam edelim. Esselamu Aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı programlar diliyorum. Ben Amasya'dan Abdullah Kırca. Evet. Abdullah'a bir göndermiş mesajı. Yani Sevgili izleyicilerimiz, biz tabi Muharrem hocamla hem hafızlıktan hem de İmam Hatip'te ama hepimiz, biz İmam Hatip'e giderken de medresede kalıyor idik. Yani bir 11 yılımız beraber geçti medresede. Abdullah abi bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Ne kadar çok yemek yediysek onun elinden yedik. Mustafa amcanın elinden yedik. Ee, onun için Abdullah abi şu anda bizi izliyormuş. Diyor ki Fatih hocam programınızı her akşam, her cuma akşamı sabırsızlıkla izliyorum. Muharrem Gül hocamıza da selam ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyorum diyor. Tamam. Biz de... Sizin yani de Abdullah Bey'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim üzerimizde çok emeği var. Bu arada tabi yani hocam. Hakkını helal etsin. E, Allah helal etsin. Evet, 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 helal evet. Yani haklarını helal enşallah. etsinler. Tabi e, benim hafızlık hocam Seyyid Ahmet Fırat ve İsmail Batman hocamdı ama Muharrem hocamın hafızlık hocası, hepimizin de hocası, hafız Mahmut Yıldız tabii. hocamızdı. E, buradan Mahmut Selam gönderelim. selamlarımızı şimdi. gönderiyoruz, ellerinden evet. öpüyoruz, hürmetlerimizi sunuyoruz. Ee, şimdiki hocalarımıza, Muammer abi başta olmak üzere Allah rahmet eylesin İbrahim Çıtır hocamıza, Allah rahmet eylesin Mustafa Çolak hocamıza, onların evet, da çok büyük hizmetleri oldu. Abdullah abinin bir mesajı bizi nerelere götürdü. Evet. Necati Yenilmezler. Antalya'dan Fatih hocam çok teşekkür ederim programınızı severek. Her hafta ailemizle beraber izliyoruz. Allah sizden razı olsun. Erzincan müftümüze de saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Cumanızı tebrik ediyorum diyor. Necati yenilmezler Antalya'dan selam gönderiyoruz Antalya'ya. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Kıymetli şahsınız ve değerli müftümüze dua eder. Duanızı bekleriz diyor Hasan Can kardeşimiz. Selamun Aleyküm hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Fatih Hocam Efendimizin miraca yükseldiği yerde feryadu figan yükseliyor. Rabbim Miraç gecesi hürmetine Filistinli kardeşlerimizi felaha erdirsin. Sizlerin ve Sayın Hocamızın cuması mübarek olsun efendim diyor. Salim Özdemir, Tekke Camii İmam Hatibi, Sulu Saray Tokat. Allah razı olsun, duanıza biz de amin diyoruz. Sakarya Karasu'dan Hamidebaş Camii İmam Hatibi, Cemalettin Cuni Hocamız. Hayırlı akşamlar diliyorum Fatih Hocam. Perşembe akşamlarının müptelası olduk, ailecek izliyoruz. Çok faydalı programlar oluyor. Misafir müftümüze de selam ediyoruz. Allah'a emanet olunuz." diyor. Muhterem İl Müftüm Muharrem Gül hocamı ve Fatih Koca hocamı en kalbi muhabbet ve hürmetlerimle selamlıyor. Hayırlı, bereketli ve istifadeli yayınlar diliyorum. İlgi ve heyecanla izliyoruz diyor. Erzincan'dan şeref işleyen kardeşimiz. Kur'an hocamızın abisi. Burhan Hocamızın ağabeyi e, Erzincan'da kendisi. Evet, Erzincan'da. Biz de buradan şeref e, işleyen beyefendiye hürmetlerimizi sunuyoruz efendim. Erzincan'a selam gönderiyoruz. Ankara Çamlıdere'den İlyas Konca. Hayırlı akşamlar hocam, hayırlı yayınlar dilerim. Programınızı her hafta izlemekteyim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun diyor İlyas Konca hocamız, kardeşimiz. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Hocam Rabbime şükürler olsun ki yine bir cumaya doğru programına kavuşturdu bizleri diyor. Rabbim sizleri rızasına uygun programlar yapmayı nasip müessere eylesin inşallah. Diyarbakır'dan Kevser Beyza Saylak hanımefendi çok teşekkür. bizim müdavimimiz Allah razı olsun. Diyarbakır'a da selam ediyoruz. Selamun Fatih Hocam Aleyküm Selam. Sayın müftümüze ve sizlere muvaffakiyetler diliyorum. İsmail Demir İstanbul Beyazıt Camii Kur'an kursu Yöneticisi hocamızın, zaman, Muş müftümüzün kardeş, kardeşi. 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 Bugün maşallah hocam. Evet. Allah'ın selamı üzerinize olsun Fatih Hocam. Ben Muhammed Salih, 9 yaşındayım. Mübarek Perşembe akşamlarımızı şenlendiriyorsunuz. Ailemle sizi severek izliyoruz. Hayırlı yayınlar diliyor. Ben de Muhammed Salih'in gözlerinden öpüyorum. Bir de e, bir selam daha var. E, Şule Kala'yı e, biliyorsunuzdur bizim e, Diyanet TV'de de programlar e, yaptığı bizim değerli kardeşimiz. Onun e, Enes e, kardeşimiz de doçent doktor. E, onun ikisinin iki tane evladı var. Birisi Mehru Elif Kala, birisi Ahmet Furkan Kala. İkisini de gözlerinden öpüyorum. Şimdi bir ilahi okuyacağım. Mehru e, Elif'e bir gün e, sınıfta... Sordum sarı çiçeğe ilahisini kim yazdı bu eserin şeyi kim deyince ben biliyorum demiş Mehru kala. Kim demiş Fatih Hoca demiş. <laughs> Benden dinlediği için. Şimdi ben de Mehru Elif'in e, o gözlerinden öpüyorum bütün yavrularımızın sevdiği bir ilahi. İşte bir ilahi ile anne babaya, peygamberimize, bir çiçekle bir dervişin konuşmasından e, çocuklarımıza o İslam ahlakını bilmesi gereken önemli şeyleri anlatan Yunus Emre'nin eseriyle başlayalım. Değerli hocam müsaadenizle. Allah razı olsun. razı olsun. Ne güzel oldu bu ilahi küçüklüğümüzden beri okuruz. Ağzınıza sağlık Allah razı olsun. Rahmetli Tahir Karaköz hocamızın. Ben yetişemedim kendisine. Aslında aynı anlarda Ankara'da bulunduk ama 96'da vefat etti. Ben 92'de, 93'te gelmiştim. Allah rahmet eylesin. Böyle kaldı işte. Gidiyor. Değerli hocam. Kur'an-ı Kerim'de kulluktan sonra anne babaya iyilik ve itaat, Allah'a şükürden sonra anne babaya teşekkür etmemiz emrediliyor. Peki bunların hikmetine dair neler söylemek istersiniz? Kur'an-ı Kerim'de o e, şu şey ilk okuduğumuz ayette Allahü Teala ve kaza rabbuke la ta'budu illa kendisine kulluk etmemizi e, diğer Lokman suresindeki ayeti kerimede de Allah'a şükretmemiz, ana babamıza teşekkür etmemizi emrediyor. Bu da evlat üzerinde Allah hakkından sonra ana baba hakkının geldiğini gösteriyor. Yani ana baba hakkıyla e, evlat hakkı. Yani Rabbimizin rızasına kazan, rızasını kazanmak istiyor isek <laughs> evet. anne babanın rızasını, rızasını almamız gerekiyor. Hikmeti aslında bu. Hikmeti bu aynı. Bitti. Serlevha dediniz ya. Peki Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın dilinden anne babaya, anne babaya saygı ve hürmeti e, nasıl anlatırız? Tabii ki Peygamber Efendimiz yine hayatına baktığımız zaman süt annesinden, anne bak süt annesinden bakmamız lazım. Bu tufeil bugün Cirane bölgesinde e, et dağıtırken, o ben bir çocuğum, 8-10 yaşında, deve kemiklerini taşıyordum. E, Peygamber Efendimiz de bir farklılık görüyor, işte üç tane bir misafir geliyor, Peygamber Efendimiz hemen onları karşılıyor, rızasını çıkartıyor. Onların altına seriyor, süt annesi de Halime'yi oturtuyor. Süt babasını ortasına da süt kardeşlerini oturttuğunu görünce çocuk orada farklılığı görünce bu gelenler kim diye soruyor. İşte süt annesi Halime. Yani Peygamber Efendimiz'in süt annesine olan o oradaki hürmeti, saygıyı bir çocuk orada izleyip hayatına not ediyor. Diğer yine Peygamber Efendimiz'in Annem'den sonra annemdir dediği Fatma binti Esed var. Hazreti Ali'nin annesi. Allah yani Allah. Yani bizzat kabre indirip, yani mezarına yerleştirdiği ve orada onun için dua ettiği Fatma binti Esed var. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin hayatında, işte sahabe-i kiramın hayatında, e, Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh, bir gün peygamber Efendimize soruyor diyor ki eyül amel eftal yani sahabe-i kiram peygambere soru soracağı zaman böyle dünyalık bir şey istemiyor. Hep sahabenin e, niyeti, gayesi Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın sevgisine vasıta olabilmek, iyi bir kul olmak, ahireti kazanmak. Dolayısıyla sahabe eyül amel eftal ya Resulallah. Diyor. En faziletli amel hangisidir ya Resulallah? Peygamber Efendimiz Es-salâtu li diye, Vaktinde kılınan namazdır diyor. Namazı şöyle bir parantez açalım istersen Ay, Fatih diyorsun. Hocam. Gerçekten namaz yani Müslüman'ın olmazsa olmaz ibadetlerinden birisi, bizi olgunlaştıran, bizi kötülüklerden koruyan. Rabbimiz günde bizi beş defa huzuruna davet ediyor, huzuruna kabul ediyor. Beş defa. Yani günde beş defa biz değil mi kimseyle Tabii. böyle karşı. Dolayısıyla ni'mel mevle ve ni'mel nasir biz namazda ya ne güzel bir mevla ne güzel bir yardımcı. Yardım. hasbi hasbihal ediyoruz. Arzu hal halimizi arz ediyoruz. Orada ilahi divana duruyoruz. Dolayısıyla vaktinde kılınan namaz amellerin en fazilelisi. faziletlisi. İkinci sırada da bir rul valideyin. Anne babaya iyilik, itaat ve ihsan var ikinci sırada. Dolayısıyla Allah'ın en sevdiği amel, en faziletli amel bir ul 3. üçüncü sırayı soruyor diyor. Sümme yani sahabe bütün o faziletli amelleri yapmak istiyor. Sümme eyyü ya sonra, hangisi onu da yapayım diyor. Peygamber Efendimiz üçüncü sırada el cihadu fi sebilillah. Tabii ki anne babaya hizmette de cihat sevabı var. Bunu da nereden anlıyoruz? Yine Peygamberin hayatından. Yine Peygamber Efendimiz'e bir genç geliyor diyor ki yani en zor zamanda çünkü o işte Bedir Harbi'nde de Uğut Harbi'nde de yani müşrikler İslam ordusunun üç katı daha fazlalar. Dolayısıyla bir genç gelmiş ya Resulallah diyor ben sevabını Allah'tan bekleyerek hicret seva yani hicret etmek ve cihat sevabı almak üzere sana biat etmek istiyorum diyor. Peygamberin yani orduya askere ihtiyacı olduğu bir dönemde haydi gel buyur katıl ordumuza, aramıza demiyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki annem babandan sağ olan var mı hayatta olan? <laughs> evet ya Rabbi. Hatta diyor ikisi de hayatta. Ve diyor ki sen Allah'tan sevap mı istiyordun? Cihad sevabı, hicret sevabı mı? Evet ya Rasulallah. Sen diyor anne babana dön, hicret sevabı da anne babaya hizmettedir. Allah Allah. Allah, Allah. Cihad sevabı da anne babaya hizmettedir diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla yine e, ee, sahabeden birisi gelip diyor ki ya Resulallah benim diyor dünyada en fazla iyilik yapmama layık olan kimdir? Hak sahibi men ahakkun nas bi husnü sahabeti. Peygamber Efendimiz diyor ki annendir diyor. Yani çünkü senin üzerinde en fazla hakkı olan annendir. Çünkü sebebi varlığın ve sebebi cennetin annendir. Sahabe-i kiram yine aynı şekilde ikinci sıradakini öğrenmek istiyor. Yani ona da iyilik yapacak. Sonra hangisi ya? Men ya Resulallah. Peygamber Efendimiz diyor yine annendir. Üçüncü sırayı soruyordu. Ya Resul üçüncü sırada men sonra kim var? Ona da iyilik yapayım. Yine annendir diyor Peygamber Allah Efendimiz. Allah. Ve üç, dördüncü sıraya geldiği zaman men diyor ya Resulallah. Allah soruyor, ya yani. soruyor dördüncü kez. Ebu ke dördüncü sırada da baba var. Allah. Demek ki Anne babanın, yani annenin üç kat daha fazla evlat üzerinde hakkı var. Yani şöyle bazen belgeselleri izliyoruz. Yani o izlediğimiz şeyde o vahşi hayvanlar iyi, değil mi? Yani ya. yavrularını dünyaya getiriyorlar. Bir saat sonra onlara bakıyorsun, en vahşi hayvanlardan dahi kurtuluyorlar. Kendilerini şey ayaklanıyorlar, yürüyorlar, koşuyorlar. Ama insanoğlu yani çocuk, bebek en aciz olarak dünyaya gelen bebek. Anneye muhtaç olarak yaşıyor. Yani anne yardımın o şefkatini, merhametini sunmasa çocuk yaşayamaz. Evet. Ve anne babaya verilen şefkat de o dönemde daha fazla. İşte ve fısaluhu diyor fi onun sütten kesilmesi de iki yıldır diye Peygamber ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu orada Efendimizin buyuruyor. Efendimizin hayatında zaten anne babaya hürmetle alakalı birçok hadiseleri görüyoruz. Siz Halime annemizden bahsettiniz ama evet. Efendimizin o bir altı yıllık bir Amine evet. annemizde Amin, bir evet. şeyi var. Yani o döneme ait çok fazla bir bilgi yok zannedersem. Değil evet. mi? Evvab köyün ama Peygamber Efendimiz annesini ziyaret ediyor annesi mezarını. Daha sonra. Daha değil sonra değil kabrini evet, ziyaret ediyor. Bu da önemli. Tabii, tabii. Çok kabrini Ziyaret Kabrini ziyarete kabirini gidiyor. Ziyaret Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli hocam, Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın ebeveyne karşı isyankar olmamayı öğütlemesi, anne babanın hakkını çiğnememesi ve bağları koparmamamızın koparmamamızın dünya ve ahiret sonuçları hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi onunla ilgili yani elavüne ekberil bi'kebair <laughs> yani büyük günahlardan bahsediyor Peygamber Efendimiz. Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Evet ya Resulallah üç defa tekrar Yani konunun önemine binaen. Peygamber hem dikkati toplamak hem konunun önemini anlatmak için üç defa diyor ki ''Ela ünne biyukum biyekberil kebayr'' Yani ben diyor size büyük günahların yani günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Evet ya Resulallah deyince e, Peygamber Efendimiz işte diyor ''Ella <laughs> tüşrikû billah'' Allah'a şirk koşmak ve bil vali ve ve hukuku şahadiyen ve şahadiyen yani anne babaya validin anne babaya isyan asi olmak ve şehadetü zur ve yalancı şahitlik olarak söylüyor. Dolayısıyla hadis-i şeriflere peygamberin hayatına baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ragime enfu ragime enfu sümme ragime enfu burnu diyor yere sürsün şefkat peygamberi rahmet peygamberi yani böyle, bir cümle, böyle kullanıyor. bir cümle kuruyor. Diyor ki, men ya Rasulallah, sahabe, kimin bunu yere sürsün ya Rasulallah? Men edrake ebeveyhi andel kibar. Yani diyor anne babasının yaşlılığında onlara Öyle. erişip, onlara ulaşıp da felem yedhulil cennet. Yani cenneti kazanamayan Kişi. evladın kişinin bunu yere sürsün diyor. Hatta bir gün yine Cuma günü Minber'e çıkıyor Peygamber Efendimiz. Minber'in basamaklarında üç defa amin amin diyor. Sahabe-i kiram her halini, her şeyini takip ettiği için hiç farklı oluyor. Diyor ki ya Resulallah hiçbir cuma işte amin demezdiniz. Niçin diyor sesle amin dediniz? Peygamber Efendimiz diyor ben diyorum minbere çıkarken Cibril geldi. İşte Ramazan ayına ulaşıp da Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden istifade etmeyen Allah rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Ben amin dedim diyor. İkinci basamakta işte anne babasına ulaşıp da anne babasının rızasını kazanamayan onun vesilesiyle cenneti kazanamayan Allah rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Ben diyor amin dedim ah. diyor. Dolayısıyla ayeti kerimede de yani Allah'a itaat edilmeyecek ve in cahedek ala en tuşrike bi ma leyse Orayla ilgili bu ayetle ilgili Sa'd ibn Ebi Vakkas var sahabeden. Diyor ki bu ayet benimle ilgili diyor nazil oldu. Sebebin uzulu benim diyor Sa'd ibn Ebi Vakkas. Anlatıyor, ben diyor işte anne babama çok saygılı bir insandım, bir çocuktum, itaatkar biriydim, anne babamı çok severdim. Ama ne zaman ki diyor ben işte Peygamber Muhammed'in dinine girdim, İslam'la müşerref oldum. Annem bana dedi ki diyor ey saat bu nedir? Neden diyor sen işte bize sormadan, istişare etmeden, işte bizim babalarımızın, atalarımızın dinini değiştirdin, işte Muhammed'in dinine girdin ve orada anne artık şeyi koruyor kararlılığını diyor ki ben diyor sana hakkımı helal etmem ve şu saat itibariyle diyor şu dakika itibariyle açlık grevine başlayacağım ben yani yemeyeceğim içmeyeceğim bir lokma yiyecek bir yudumda su içmeyeceğim ve diyor açlıktan öleceğim sen de diyor insanların içerisine çıkamayacaksın anne katil olarak anılacaksın ama saat öyle kararlı ki imanın lezzetini tadını tatmış annesini üç gün izliyor. Annesi işte iki gün veya üç gece hiç yemeden içmeden bekliyor. Bakıyor ki annesi yemiyor. Saat annesine kararlılığını bildirmek için annesinin huzuruna çıkıyor ki anne diyor vallahi diyor yüz tane canın olsa hepsi de diyor birer birer çıkmış olsa yine ben İslam'dan yani Muhammed'in dininden dönmeyeceğim bunu böyle bil ister ye ister yeme bu saatten sonra diyor ve e, annesi Saad'ın bu kararlılığını gördükten sonra artık yemeye devam ediyor. Dolayısıyla Saad ibn Vakkas anne babaya yani burada itaat edilmez. Saad ibn Vakkas da burada anne babası. Hatta Musab bin Ümeyr de aynı şekilde. Yani Medine'yi hicrete hazırlayan Uhud'da o şehit olan Musab bin Ümeyr de yine aynı şekilde anne babası onu hapsediyor, kardeşleri e, zincire vuruyorlar ama Musab bin Ümeyr yine İslam'la müşerref olup <laughs> ve o kararlılığını devam ediyor. Dolayısıyla yani anne babaya itaat edilmesi gereken yerler var ve ihsanda bulunması gereken yerler. Değerli hocam bir de Allah Resulü <laughs> Aleyhisselatu Vesselam'ın mağaradaki üç gencin hikayesini ashabına anlatmış Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Evet. Anne babaya yapılan iyiliğin nasıl sonuçlar doğurabileceğine de burada işaret etmiştir. Bu hadisi şerifi seyircilerimizle paylaşır mısınız? Buyursunlar evet, hocam. Evet en çok sevdiğimiz hadisler. Evet, evet, evet. Buhari'de mesaj, de geçiyor. Çok Buhari'de mesaj de, var o Buhari'de hadis. de geçiyor. Buyursunlar hocam. Çünkü eskiden şu andaki zamanımızla tabii kıyaslamayacağız. Bunu güncellememiz de lazım. Eskiden şehire pazara gelmek için köylerden işte dağlardan bir gün önce yola çıkıyor ki ertesi gün şehire pazar ulaşsın. Dolayısıyla ki üç tane genç köyden yola çıkıyorlar şehire pazara çıkmak üzere. Geceyi bir dağda, bir mağarada gece geçirecekler. Ertesi gün şehre ulaşacak. Onlar mağarada gecelerken dağdan bir taş kopup mağaranın kapısını Kapatmış. kapatıyor. Ve onlar da Diyorlar ki artık bizim işimiz Allah'a kaldı. Bizi burada kurtaracak bir, şey yok. bir Rabbimiz var bizi duyacak, dualarımıza icabet edecek olan Sağdır Rabbimiz Allah. var. Dolayısıyla her birimiz diyorlar Allah rızası için yapmış olduğumuz Allah'ın sevdiği bir amel vesilesiyle Allah'a iltica edelim ki Rabbimiz bizi buradan kurtarsın. Anne baba ile ilgili olan kısımda eee şey diyor ki o evladı, ben diyor bir gün işte hayvanlarımı yem getirmek üzere diyor dağa gittim dağdan diyor geç kaldım. Geldiğim zaman ilk işim yine diyor hemen hayvanlarımı sağdım sütünü. Ama diyor geç kaldığım için anne babam uyumuştu. O sütü hemen diyor çocuklarım ağlıyordu. Çocuklarıma vermedim. Açlıktan anne babama götürdüm. Anne babam da uyuyorlardı diyor. Onları uyandırmadım. Başında bekledim. Uyandıkları zaman diyor sütlerini verdim sonra da içirdim sonra da diyor evladıma işte aileme onların diyor ikramını yaptım eğer bunu diyor işte Allah'ın bu emri gereği, peygamberin o sünneti gereği bu şekilde yaptıysam beni diyor ya Rabbi ne olur bizi bu mağaradan Huşlar. Kurtar. ya Rabbi diyor. Mağaradan hafif açılıyor ortaya ama sadece ışık görünüyor. <laughs> Yetmiyor. Yetmiyor. İkinci şahıs, e, hemen ikinci genç o mağaradaki o da diyor ki benim diyor dünyada en çok sevdiğim amcamın kızıydı diyor. Onunla evlenmek istedim, ona aşıktım. Ama diyor ben fakir olduğum için amcamın kızı benimle evlenmek istemedi. Başkasıyla evlendi ama diyor ben çalıştım, zengin oldum. İşte fakirlik, kıtlık yılı oldu. Amcamın kızı diyor bana muhtaç oldu. Geldi dedik işte bize buğday ver, yiyecek ver. Çünkü üç tane çocuk var aç. Ee, amcasının oğlu da diyor beraber, bir, benimle beraber olursan o diyor işte yiyecekleri, buğdayı veririm. Hmm. Çocuklar aç olduğu için o anne beraber olmayı kabul ediyor ama Allah'tan korktuğu için. o haram bir fiil işlediği için tir tir titriyor. Diyor ki ne olur bu haram şeyle diyor haram yola bana ilişme. Onun titrediğini, Allah'tan korktuğunu görünce amcaoğlu diyor ki madem bak bu çaresiz Allah'tan korkuyor bu işin haram olduğunu bildiği için. Ben diyor e, amcam kızıyla beraber olmadım sırf senin rızan için. Rızan için diyor ya Rabbi bizi buradan kurtar. Taş biraz daha açılıyor. daha açılıyor ama çıkamıyorlar. Ama yine çıkacak gibi değil. Üçüncü şahıs diyor ki benim diyor işte işçiler ameleler vardı. Onlardan diyor bir tanesi yevmiyesini almadan gitti. Günlüğünü almadan gitti. Ben de diyor o günlüğüne işte bir tane bir kuzu aldım. Ve o kuzu artık büyüyor, koyun oluyor. iki tane oluyor, üç tane oluyor. Aradan yirmi tane olunca adam geliyor on yıl sonra. Diyor ki ey Allah'ın kulu ben diyor felanca gün senin bahçende tarlanda çalıştım. Yevbeye almadan gittim. Benim diyor o ücretimi ver Allah için diyor. O e, bahçenin sahibi de, tallana sahibi bu sürü diyor senindir. işte bak 20 tane sürü koyun hepsi. Yani kuzuyla düşündüğüm 40 kat daha fazla. Diyor ki ben diyor ücretimi istiyorum bunları diyor işte beni alay etme. Senin diyor o ücretine işte bir tane kuzu aldım sürü haline geldi. Giydi. Bu sürü diyor senindir. Ya Rabbi diyor eğer bunu senin rızan için yapmışsam bizi buradan kurtar diyor ve mağaradan kurtuluyorlar. E dolayısıyla burada bir mesaj var aslında bize verilen bir mesaj var. Biz de darda kaldığımız zaman işte denizde gemide kaldık gemi alabora olacak. Yani Allah'a iltica edeceğimiz bir amelimizin olması lazım Ya Rabbi. Allah rıza senin rızan için şu amelimizi yaptık bu amelimiz vesilesiyle işte dualarımızı kabul eyle bizi bağışla anne babamıza işte rahmetinle merhametinle muameleyle diyeceğimiz bir ibadetimiz İnşallah. olması lazım İnşallah değerli hocam Cuma akşamınız mübarek olsun Amasya'dan Hayri İnce sizlerle beraber olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz diyor gururla izliyorum iyi yayınlar diyor bizim Eyvallah. dostumuz arkadaşımız Hayri hocamıza buradan saygılarımızı hürmetlerimizi sunuyoruz mesajlar okuyayım Buyurun. sonra bir ilahimiz var Ayşe teyzemiz bizim, evet. Ayşe annemiz, ortak, ortak bizim Murat'ın annesi, bizim ta o küçüklük yıllarımızdaki, O bir ilahi istemiş. Bugün ben onu da okumak istedim işin doğrusu. Hikayesini de anlatıp o ilahiden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam. Samsun'dan Nur Akay. Cuma'nız mübarek olsun hocam. Muhterem hocamızı selamlıyorum diyor. Dualarda buluşmak üzere. Program çok güzel. Allah sizlerden razı olsun, Allah'a emanet olun diyor. Allah razı olsun, kardeşim teşekkür ediyoruz ve Samsun'a selamlarımızı gönderiyoruz. Esselamu kıymetli hocam. Sizleri Almanya Stuttgart Din Hizmetleri Ateşeli'yi titip Sinden Fingen Ulu Camii'mizden en kalbi muhabbetlerimle selamlarım en güzeli Allah'ın selamı ile selamlıyoruz diyor. Hayırlı cumalar diliyorum. Geceniz mübarek olsun. Almanya'da gurbetçilerimiz ile Cuma'ya doğru programını aşk ve muhabbet ile ailecek izliyoruz diyor. Biz de buradan hürmetlerimizi sunuyoruz sizlere. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizi çok seviyoruz onu söyleyeyim. Kıymetli hocam, zat halinizi ve muhterem hocamızı en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. E, acı vatandan, gurbetten, cennet vatanımıza selam ediyoruz diyor. Yaşar Arslan, Stuttgart Din Hizmetleri Ateşeliği, Sindenfingen Ulu Camii, din görevlisi Yaşar Hocam biz de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Stuttgart'ta bir arkadaşımız daha var. Hafız Hüseyin Kula. Evet. Abi. Hüseyin benim hafızlıktan bizim arkadaşımız. O da Stuttgart'tan o da selam gönderelim. Selamun Aleyküm. Cuma akşamınız mübarek olsun. Rabbim sizlerden razı olsun. Şükür ki bir cuma akşamına kavuşturana Rabbime Rotterdam'dan Hollanda Rotterdam'dan selamlar diyor. Tanrı verdi ailesi. Biz de Hollanda'ya da Almanya'da selam gönderiyoruz. Selamünaleyküm değerli hocalarım. Cuma akşamınız mübarek olsun. Bu akşam evimize misafir oldunuz. Rabbim ülkemizi ve İslam alemini korusun. Bu gece hürmetine diyor. Ali İhsan Toy, Nürnberg'den, Almanya'dan, Almanya'ya yine Avrupa'ya hep selamlarımızı gönderiyoruz. Ali İhsan Bey'e de. Değerli Fatih Hocam ve Muharrem Gül Hocam, her ikinizi de selamlıyorum. Çorum'da sizlere ilgiyle izliyoruz. Gerek değindiğiniz konuların önemi, gerekse iştenlik ve samimiyetimiz programa ayrı bir heyecan katıyor. Cumanız mübarek olsun. Recep Celep ee, kardeşimiz, ağabeyimiz hürmetlerimizi sunuyoruz. Çorum'a da selam gönderiyoruz. Geceniz mübarek olsun Fatih Hocam. Sayın Müftümüze hürmet ederim. Ben Almanya'dan Ömer Cırık. Ailemle birlikte sizi severek izliyoruz. Türkiye'de bulunan kardeşime ve torunlarıma selamlarım et, selamlarımı gönderiyorum diyor. Ee, Ömer e, amcamız, biz de Ömer ağabeyimiz, kardeşimiz, biz de yine Almanya'ya selam gönderiyoruz. Sayın Hocam Amasya'dan Mahmut Güdek ben diyor. Allah sizde amasya artık yavaş yavaş mesajlar baktılar ki iki amasyalı çıkmışlar konuşuyorlar bari mesaj yazalım dediler herhalde Allah sizlerden razı olsun değerli müftüm ve siz değerli ağabeyime selam gönderiyorum diyor programınızı severek zevkle takip ediyoruz çok müstefi doldu kıymetli müftümüz Sayın Muharrem Gül hocamıza ve böyle güzel bir program sunduğunuz için sizlere ve Diyanet TV'ye teşekkür ediyoruz Gülen Tapanoğlu Önder Erzincan İl Vaizi e, hocamız Erzincan'dan selamlar geldi. Biz de selam gönderiyoruz. Sınıf arkadaşım, can dostum, saygıdeğer Fatih hocama ve saygıdeğer Muharrem hocama e, cennetimize vesile olan böyle bir konuyu gündeme getirdikleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Rabbim anne babalarımızın dan razı olsun. Saygılar, hürmetler sunuyorum. Mehmet Coşkun. Kardeşim ama o bizim ağabeyimiz biz ilayetten kendisine abi diyorduk. Mehmet abimiz Cuma yeri ilçe müftümüz. Teşekkür ederiz, sayın müftüm, Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Bir mesajımız daha var. Erzincan'dan ben diyor Diyanet Vakfı üyesi Cengiz Erez. İl müftümüz Muharrem hocamız'a selamlarımızı gönderiyoruz. Her hafta programınızı da severek ailece izliyoruz diyor. İyi yayınlar diliyor. Cengiz kardeşimiz teşekkür ediyoruz, değerli hocam. Erzincan'dan Amasya'dan bayağı bir mesaj olay, olay, olay. geldi. Daha da hala e, geliyormuş ama maalesef çoğunu okuyamıyoruz. Onun için kusura kalmayın. Şimdi bir eser okuyacağım. Evet. E, biliyorsunuz 1974 yılı evet. e, Kıbrıs e, Barış Harekatı. Barış Harekatı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'ta e, bir hanımefendinin yavrusuyla olan e, bir diyaloğu aslında, yani şehit e, çocuğu, yetim bir yavrunun annesiyle olan diyaloğunu anlatıyor. E, güftesi zannedersem o Kıbrıs'a ait ama bestesi e, Habil Öndeş hocamıza ait. Buradan Allah'ım uzun ömürler versin, sağlık, sıhhat, afiyet versin büyüğümüz, dini musikiğimizin önde gelen isimlerinden Ellerinizden öpüyoruz değerli hocam. Amir hocamızın, Habil hocamızın, İlhan hocamızın Allah başımızdan eksik etmesin. Habil hocam anlattı bunu bir Ramazan'da. Dedi ki bu eseri bestelediğini evet. anlattı ee, Muharrem hocam. 74 yılından sonra demek ki o 80'li yıllardan önce 70'ler 76-77'lerde ve 78'lerde e, Türkiye'den bir Mevlid Han grubuyla Kıbrıs'a Kıbrıs gittik diyor. Kıbrıs'ta camide görevlerini yapıyorlar ama Bayrak Radyo'da ben e, Bayrak Radyo'da, Bayrak FM'de Bayrak Televizyonu'nda da programlar yaptık. 2000'li yıllarda e, Rauf Bey'i davet etmişti. Rahmetli İsmail Coşar hocamı İsmail Coşar hocam, Amiratoş hocam Hüseyin İpek ağabeyim ve bendeniz dördümüz e, bayağı programlar yapmıştık orada. Ama bu 78 79'lu yıllarda Bayrak e, radyoda diyor bu ilahiyi okuduk bir mevlid okuduk bu ilahiyi okuduk diyor. Bayrak radyonun telefonları kitlendi diyor. Dışarıya çıktık ki insanlar gelmiş radyonun önünü doldurmuşlar. Ne olur bir daha okuyayın. Okuyun bunu diye. Aslında biraz duygusal bir söz içeriği var ama demek ki onu da yaşamak istiyor insanlar. Bir daha okuyun diye. Bizim milletimiz de biraz böyledir. Duygulanmak isterler ama bunlar bizim medeniyetimiz. Evet. Bunlar bizim gönlümüz. Aynen Medine'de çok konuştum bugün. Muharrem hocam kusura kalma. Medine'de e, Kıbleteyn otelinde afedersiniz. Kıble Menazil otelde şu pencereden Ravza gözüküyor. Evet, gözüküyor. Şurada. Evet, gözüküyor. Yani 300-500 metre. Ben ilahi okuyacağım yavrum diyor. Medine'ye varamadım ilahisini okur musun diyor. Medine'deyim zaten. Medine'deyiz ya teyze diyorum. Anneciğim diyorum. Olsun sen yine de oku diyor. Bizim milletimiz böyle bir hasret, böyle bir yani orada da olsa peygambere hasret. Bunları duymak istiyor. Böyle şeyleri ama şu anda Gazze'yi yaşıyoruz. Biz sabahları, akşamları televizyonlara mecburen bakıyoruz. O e, onu artık yani hissetmek istiyoruz. O yavruları görünce, o yetimleri, o öksüzleri görünce yaşıyoruz ama e, bu eseri bugün okuyacağım. Yani hikayesini ilk defa duydum ama inşallah evet. şehit anneler için de okumuş oluruz. Evet hem de şehit annelerimiz için, tüm şehit annelerimiz için de olsun. İnşallah. E, Rabbim onları cennetinde buluştursun diyelim. Al, al. Buyursunlar arkadaşlar. E anneleri, şehit eşleri, Allah bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. İnşallahü diyelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim hocam. Değerli hocam. Özgürlük adı altında bencilliğin dayatıldığı günümüzde ana babaya hürmet maalesef değersizleştiriliyor. Evladın ebeveyni üzerindeki haklardan, haklarından anne babanın da evlat üzerindeki haklarından biraz bahseder misiniz? Özgürlük adı altında şu anda anne babayı biz evden uzaklaştırarak maalesef yani yalnızlaşma, bireyselleşme yani biz şuurundan ben şuuruna doğru bir gidiş var. Aslında burada büyük bir tehlike var. Yani anne babanın, büyüklerin evde olması onlar bir kültür aktarı mı? yani Yani torunlarıyla ilgilenip örf adetlerimizi, milli manevi değerlerimizi yani çocuklarımıza, torunlarımıza aktaran e, büyüklerimiz. Evet. Dolayısıyla anne babanın evden uzaklaştırılması özgürlük adı altında e, bunlar doğru değil. Yani bir çekirdek aileye doğru gidiyoruz ama e, bu maalesef e, ailevi yozlaşmaya doğru da bizi götürüyor. Tabii ki işte evladın baba üzerinde, anne babanın da evlat üzerinde e, hakları var. Bu haklarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de e, zaten ayet i kerime'de de e, belirttiği gibi anne babanın e, çocuk üzerindeki hakları yani e, daha öncelikli ve daha önemli. Hmm. Çünkü yani anne baba ile ilgili 6-7 tane ayet-i kerime var. Evet, evet. Ama anne babanın çocuklara şefkati ve merhameti ile ilgili pek az ayet-i kerime var diyor Seyyid Kutub, hmm. müfessir. Ee, çok az diyor kelime var. Bu da diyor işte müşrik Arapların veya işte cahiliye dönemindeki kız, Arapların kız çocuklarını diri diri gömmelerinden dolayı var. Hmm. Çünkü diyor e, anne babaya zaten Allahü Teala fıtri olarak o şefkat ve merhameti vermiş. Vermiştir. O şefkat ve merhameti verdiği için yani ayeti kerimelerde işte çocuklarınıza şefkat edin, merhamet edin. Yok zaten yaşantıda o sevgi var, şefkat var, merhamet var. Ama anne babaya itaatle ilgili 6-7 yerde özellikle bu ayet-i kerime zikrediliyor. Bir de anne baba haklı ile ilgili söyledik e, ee, Alkama isminde bir sahabe-i kiram var. Peygamber Efendimiz bir gün bir ziyarette hemen o ziyarette olduğu yere başka birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah felanca e, evde diyor bir genç var. Bu sekeratı mevte. Ölüm döşeğinde ama bizi ona diyor kelime-i tevhidi telki yani e, la ilahe illallah diye telkin ediyoruz ama söyleyemiyor diyor. Hı hı. Öyle olduğunu ki Peygamber Efendimiz o ziyaretteki olduğu evden kalkıp o sekerat-ı mevte olan gencin yanına geliyor. Ona kelime-i tevhid, evladım diyor şey, işte, la ilahe illallah, işte eşhedü en la ilahe illallah. Genç söyleyemiyorum diyor, söyleyemiyor. Oradakilere diyor ki bu işte namaz kılar mıydı? Evet ya Resulallah. Oruç, oruç, zekat, ibadetlerini yapar mıydı? Evet. Yani Peygamber Efendim onun sebebi hikmetini arıyor. Niçin bu kelime-i tevhidi, dili tutuldu? Oradan birisi bu annesine diyor dargındı annesine dargındı yani deyince Peygamber Efendimiz diyor ki annesini çağır. Annesini çağırıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki şuraya işte bir odun yığdırsak ve o odunu diyor ateşe versek. Desek ki sen işte evladına şefaat edersen, evladına hakkını helal edersen evladını yakmayacağız. Eğer hakkını helal etmez, evladına şefaat etmezsen bu ateşte yakacağız desek ne yaparsın diyor. Diyor ki annesi Ey Allah'ın Resulü diyor, ben evladıma hakkımı da helal ettim ve şefaat ediyorum. Peygamber Efendimiz Allah'ı diyor ve beni şahit tutarak Allah Allah. ve evladına hakkını helal ettiğini söyle diyor. Anne, peygamberi ve Allah'ı şahit tutarak evladına helal ettiğini söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz bu kez diyor kelime-i La ilahe illallah deyince çocuk, o genç Allah, Allah La ilahe illallah diyor ve Peygamber Efendimiz diyor ki benim vesilemle bir genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun. Evet. Yani şimdi buradan da yine bir ders çıkarmamız ders, lazım. Evet. Biz kaç tane gencin hayatına dokunabildik. Evet. Kaç tane genci işte hidayet erbesine vesile olduk. Ateşten kurtulmasına vesile olduk. Burada gençlerimizle ilgilenmemiz gereken konulardan bir tanesi. Değerli hocam peki büyüklerimizin özellikle anne babamızın duasını almak ve onların dünyasında hayırla anılmak isteyenler için neler tavsiye edersiniz diyelim. Yine e, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler sunarak çünkü sahabe-i kiramdan birisi geliyor. Türkiye ki ya annem babam vefat etti. Annem babamın vefatından sonra da benim bir görevim var mı? Yapmam gereken bir görev vazifem var mı? Ey Allah'ın Resulü diye soruyor. Peygamber Efendim evet diyor. Annen baban için yapman gereken görevler var vefatından sonra da. Nedir ya Resulallah? Diyor ki bir, anne babana dua etmen. Hı hı. Anne babana diyor dua etmen çünkü değil mi onların hem amel defteri açık kalması için. İkincisi diyor anne baban için istiğfarda bulunman. İşte ayeti gerimede. Sebe işte, kur <laughs> rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Diyor ki, nasıl ki küçükken onlar bana şefkat ve merhamet gösterdi ya Rabbi, şimdi de sen diyor anne babama acı, onlara merhametinle muamele eyle. Evet. Biz günde her gün o teşevvütte oturduğumuz zaman namazda Hz. İbrahim'in duasıyla Rabbenağfirli Dua li valideyye lil mü'minine yevme yegûmul diye Ya Rabbi diyor, bizi bağışla, anne babamızı bağışla, bütün mümin kardeşlerimizi bağışla diye dua ediyoruz. Hatta diğer bir ayeti kerimede de yine Kale Rabbi evzihani en eşkura ni'mete kelleti en amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahu ve aslihri fi zürriyeti inni tübdü ve inni minel müslim. Bu şekilde diyor dua etmesini anne babaya ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu öğretiyor. Dolayısıyla anne babanın vefatından sonra işte istiğfarda bulunması, anne babasını bağışlaması için devamlı diyor istiğfarda bulun. Üçüncü olarak diyor ki anne babanın bir vasiyeti varsa annen ve babanın diyor vasiyetlerini yerine getir, taahhütlerini yerine getir. Dördüncü olarak diyor ki anne babanın akrabaları, yani sıla rahim amca, teyze, hala sıla rahimi kesme diyor onlara devam et, sıla rahime de devam et. Son beşinci olarak da Anne, babanın dostları var, arkadaşlar var. Hı hı. Onlara diyor ikram, izzet ve ikramda bulun. İnne ebarral bir e, işte işte vüd ebihi diye bitiyor hadis i şerif. Yani iyiliklerin en iyisi anne, babanın dostuna iyilik ihsanda bulunmak, ikramda evet, bulunmaktır. Evet. Burada da yine Abdullah ibn Ömer'in bir ö, misali var, örneği var. Abdullah ibn Ömer Mekke'den Medine'ye dönerken kervanda, yandaki Ebu Dücane var arkadaşıyla birlikte, bir bedeviye rastlıyor. Hemen devesinden iniyor Abdullah ibn Ömer, o bedevi deveye bindiriyor. Kafasından sarığını çıkarıyor, bedevinin başına koyuyor. Ebu Dücane diyor ki, bunlar bedevi, bunlar az şeye de diyor, razı olurlar, mutlu olurlar. Sen diyor, niçin onu devene bindirdin, niçin sarığı diyor, onun başına koydun. Abdullah ibn Ömer, tarihe geçecek çok güzel bir söz söylüyor. Bu babam Ömer İbnül Hattab'ın diyor dostudur, arkadaşıdır. ya ya evet. Ben peygamberden duydum ki iyiliklerin en iyisi baba dostlarına, anne baba dostlarına ikramda bulunmak. ne kadar Onları önemli. sevmek ne diyor. Kadar Bu çok önemli tabii ki. Değerli hocam, peki buraya bir de hocalarımızı katsak neler söylemek istersiniz? Yani anne babaya Hürmet tabii ki işte Rabbimizin emri. Evet. Hoca'ya hürmetten biraz bahseder misiniz? Birkaç. Tabii günlerle. hocalarımızın bizim üzerimize çok emekleri var. Yani bizi hem İslamı öğreten, İslamı sevdiren, yani Allah sevgisini, Peygamber sevgisini, Kur'an sevgisini kalbimize böyle nakış nakış işleyen hocalarımız. Dolayısıyla onların emeği de hakkı da ödenemez. Ee, Yavuz Sultan Selim herhalde değil mi? Hocasının atı. Ya. Atının çamuru kaftanına sıçrıyor ve o kaftanını bir sandukaya koyup Yavuz Sultan Selim mezarına koyduruyor. Bunu diyor yarın mahşerde kıyamette onu diyor ben şey olarak sunacağım diyor. Yani Allahü Teala'ya yani hocasının bir eseri olarak yani şahit olarak hocasına olan kıymetinden dolayı. Dolayısıyla yine anne baba hakkıyla da birleştirecek olursak hep anne hakkından bahsettik. Babalar da yani hocalarımız da alınmasın. Ee, bir diyor çocuk babasını köle olarak bulsa köle pazarından satın alıp feyeşteri yehu feyotikahu diyor onu satın alıp azat etse hürriyetine kavuşursa evlat yine babasının hakkını Kılın evet, ödemiş öremez, Evet, evet. Babasının. Baba cennetin diyor orta kapısıdır dilerse kapıyı diyor işte terk etsin dilerse kapıyı muhafaza etsin. Dolayısıyla babalarımızın da hocalarımızın yani şimdi da, evet. bizim üzerimizde çok haklar var. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam annendir, annendir, annendir. Evet. Baba diyoruz ama evet. babalarımız babaları da, da tabii ki yani böyle bir hakları var, hakları var e e tabii. ve inşallah Rabbim hepimizin annesine, <laughs> babasına da itaatkar e evlatlar olmayı nasip eylesin. Değerli hocam programımızın sonuna geldik ama e, tabii e, farklı farklı sorularla biraz e, evet. uzunca konuşuldu ama şöyle son birkaç dakikada konuyu e, özetler nitelikte son e, konuşmanızı alırsak artık yavaş yavaş programımızı bitireceğiz çünkü aile konusu önemli şimdi anne baba anne babaya saygıdır itaattir hepsi bu aileden kaynaklanıyor dolayısıyla aile bizim son son kalemiz en kutsal yuvamız e, dolayısıyla aileyi teşvik etmek, aileyle ilgili e, ne yapılması gerekiyorsa aileyi muhafaza, aileyi tehdit eden unsurlar var. İşte bu LGBT gibi, cinsiyetsizlik gibi, e evet. gibi. Yani bunlardan aileyi korumamız lazım. Çünkü aile yani gerçekten bizim cennet yuvamız. En kutsal şeyimiz ve kalemizdir. En son kalemiz. Çünkü çocuklarımız buradan Yetişiyor. İşte anne babalar buradan yetişiyor. Ee, aileyle ilgili yapılması gereken ne varsa. İşte ailelara, gençlere neler söylemek istersiniz bu konuda? Anneye babaya itaat hususunda. Evet. E, onlara da birkaç mesajınız varsa alalım Yani ya, çocuklar, gençler anne babalarını yani bunu bir ganimet, bilip, fırsat bilip anne babaların dualarını almaları gerekir. Şimdi babamdan bir Mervi, ben anne babam ikisi de rahmetli. Allah kanı kadar evet. rahmet etsin. İkisine de. Hz. Musa aleyhisselam ile ilgili bir şey anlatırdı babam. Dedi işte Hz. Musa aleyhisselam ya Rabbi dünyada benden daha alim kim vardır diye sordu o zaman Allah Celle Celal Hızır aleyhisselam söylüyor. Hızır'la buluşması var. Ve ikinci aşamada diyor ya Rabbi ben diyor ahiretteki komşumu da diyor görmek istiyorum. Ahirette cennette benim komşum kimdir? Allah Celle falanca diyor şehirdeki kasaptır. Hazreti Musa o kasabın diyor, Allah Allah, bu kasab bana nasıl komşu oldu? Acaba amelleri, ibadetleri nedir? Onun ibadetini izlemek için o kasabaya gidiyor, o şehire gidiyor. Kasaba selam veriyor, diyor ki ben Tanrı misafiriyim, yolda kaldım. Senin evinde misafir olmak istiyorum. Tamam diyor, akşam beraber gidelim. Akşam beraber eve gidiyorlar. Eve gittikten sonra diyor ki sen biraz bekle. Hazreti Musa olduğunu da bilmiyorum misafire. Önce diyor benim yapmam gerekenler var. Annesini o sepetle, zembille tavanda çünkü annesi yaşlı, yatalak. Ya, ya, evet. Önce onu indiriyor. Önce onun yemeklerini yediriyor. Ağzına her lokmayı koyduğunda annesi diyor ki Allah seni Hazreti Musa'ya komşu eylesin. Ha, her yani. lokma da Hazreti Musa'ya komşu eylesin. Bunu duyunca Hazreti Musa diyor ki ben alacağımı aldım. Ve oradan müsaade edip ayrılıyor. Dolayısıyla Gençler, anne babalarının kıymetini iyi bilsinler. Ee, Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma var. Evet. Yani e, Esma e, Validemiz, Hz. Ayşe annemizin kızı Medine'ye hicret etmiş ama müşrike olan annesi Mekke'de kalmış ama anne hasreti dayanamıyor. O da kızını görmek için Medine'ye geliyor. Kızının kapısını çalıyor. Hz. Esma Validemiz kapıyı açtığı zaman bakıyor ki müşrike olan annesi. Onu içeri almadan diyor ki sen dur. <laughs> ben diyor bir peygambere gidip halimi arz edeyim. Dolayısıyla peygamber efendimize gidiyor diyor ki ya Resulallah müşrike olan annem geldi. Ona diyor ne yapayım nasıl davranayım? Anne diyor ey Allah'ın Resulü. Peygamber efendimiz diyor ki ey Esma o senin annendir. Senin üzerinde hakkı vardır. Onu diyor eve al İzzet ikramda bulun. Yani müşrike olan annesi için dahi bunu yapıyor. Evet. Dolayısıyla bizim annelerimiz dünyanın en iyi anne babalarıdır. Ve biz anne babalarımıza inşallah dua edeceğiz. İnşallah. İnşallah Çünkü biz onların sadaka ihyâiyesi inşallah salih hayırlı evlat olmaya. Amin amin Allah için. razı olsun. Buradan da tabii anne babanıza Rabbim rahmetiyle muamele e, eylesin. Bir şey ben edeyim. de ben de inşallah dursun abimizle sizin <laughs> anne babanıza buradan selam hürmetlerimizi <laughs> gönderelim. Sizden evvel zaten selamınızı gö evet. bana hemen iletti. Ben de buradan hayırlı ikimiz evlat. de babacığım evet. ellerinden öpüyoruz, anneciğim, ellerinizden evet. öpüyoruz. Ee, dusun e, babam tabi sizin, evet, ya, sizin e, hafızlık döneminden beri evet e, şimdi bir öğrenci oradan... dostuydu gerçekten Dursun evet. abimiz yani evet. o çalıştığı kurumda bütün öğrencilere yardımcı olmuştur. Öğrencilerine sevdiği bir abimizdi. Tabii evet. uzun ömürler versin onlara da inşallah. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum Muharrem teşekkür hocam. hocam Allah razı olsun. Çok... Ee, çok güzel bir program oldu aslında duygusal bir program oldu. Ee, ama tabii sizinle Küçüklükten beri beraber olmamız benim için ayrı da bir gurur oldu Allah olsun. bugün, mutluluk Çok oldu. Şey Buradan Amasya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Biz Amasya'nın ekmeğini yedik. Ee, Büyük Ahmet Medresesi hep Amasya eşrafının evet, e, verdikleriyle Allah, Allah, ihya Allah oldu. Allah Onlara da Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ha. Öyle isimler var ki orada öyle değil mi hocam? Olsun. Öyle isimler var İsimsiz ki. İsimsiz kahramanlar var. Ya Allah hepsine rahmetiyle ha. muamele eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Erzincan'a selam aleyküm gönderiyorum. Aleyküm. Yani sembol olarak Mekke'den ama Medine'ye selam diyoruz. Ve e, selam. E, inşallah başka bir programda inşallah beraber oluruz. Biz de Diyanet TV ailesine de emeği geçenlere de gerçekten Diyanet TV'miz çok güzel hizmetler yapıyor. Allah razı İlim, irfan ekranı evet, diyoruz. Evet. Yani evlerimizde rahatla izleyebileceğimiz evet. güzel bir evet, ekran. Elhamdülillah, elhamdülillah. Yine mesajlarımız var, selamlar var onlara da ileteyim evet. sonra bir üç aylar ilahisiyle sizlere veda edeceğiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Biz İstanbul Şile Doğancılı Köyü'nden Fehime teyzemiz ile sizi severek izliyoruz. Kendisi durmadan hiç bizim köyden yazan yok diyor kendisine. Allah rızası için bir selam yollayabilir misiniz? Lütfen çok yaşlı bir teyzem gönlü olsun istiyorum. Fehime teyzemizin ellerinden öpüyoruz. Allah'ım ona uzun ömürler versin. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin kendisine. Ee, hocamızla beraber dua ediyoruz. Köyünüze de selam gönderiyoruz buradan. Şile Doğancılık Köyü'ne. E ee, selamünaleyküm değerli Fatih Hocam, Ordu'dan emekli Kur'an kursu öğreticisi Mehmet Belci zatınıza ve sayın Erzincan İl Müftümüz Muharrem Hocamıza selam ve saygılarımızı iletiyoruz diyor. Ben işte ee, oluyor. Öyle mi? Biz de selamlarımızı gönderiyoruz o zaman. Selamun Aleyküm Değerli Fatih Hocam ee, ve Muharrem Hocam. Geceniz mübarek olsun. Büyük Hanım medarı iftiharları. Sizleri izlemek keyif verici. Değerli bilgilerinizden ailece istifade ediyoruz. Sizlere ve Diyanet TV ailesine teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Amasya Büyük Ağa Medresesi hafızlarından İstanbul'dan Ali Deniz kardeşimiz bizim. Teşekkür ediyoruz e, Ali'cim. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Hocam hayırlı akşamlar. Kars'tan yazıyorum. Bu soğuk gecede evlerimizi sohbetinizle ısıttığınız için Allah razı olsun. Sevgi ve saygılarımla diyor. Buradan Kars'a, Sarıkamış'a, Ağrı'ya selam gönderiyoruz Erzurum'a. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Değerli hocalarım, saygılar, sevgiler sunuyorum. Dualarınızda bizleri unutmayın. Sayın Muharrem Hocam, Fatih Hocam, Allah'ım sizleri konusun diyor. İzmir'den Hakkı Türk kardeşimiz. İzmir'e de selam olsun. Hayırlı geceler, hayırlı cumalar programınızla evlerimize, huzur, gönüllerimize nur oluyorsunuz. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Rabbim müftümüze, size ve emeğe geçenlere sonsuz sevgilerimizi sunuyorum. Rabbim sayılarınızı çoğaltsın diyor. Em ömrünüze bereket. Muş'tan Hacer Koyuncu kardeşimiz. Muş'a da selam gönderiyoruz. Hacer Hanım'a. İstanbul Ümraniye'den. Hocamın, Hocam orada görev yaptınız. İstanbul Ümraniye'den Barbaros Kandemir diyor ben. Muhtarımız. Selamun Aleyküm. Muhtarımız. Muhtarımız Barbaros Bey. Evet. Cuma geceniz mübarek olsun. Diyanet TV'yi ve programınızı severek dinliyoruz. Değerli hocamıza uğurlayarlı tam bir yıl oldu diyor. Buradan uğurladık, çok özledik. Başarılar diliyorum kendisine diyor Erzincan'da. Ve hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Sayın... Muhtarımız Barbaros Kandemir beyefendiye de selam gönderiyoruz Ümraniye'ye. Yayınınızı büyük bir ilgi ve dikkatle takip ediyoruz. Sayın Fatih Hoca, hocamıza ve değerli müftümüze iyi akşamlar diliyoruz. Sayın müftümüzün samimiyeti ve mütevaziliği ile gönüllere dokunan ve herkese din hizmetini sunmaya çalışan başarılı bir idareci olduğunun herkesin farkında olduğunu da düşünüyorum. Selam, saygılarımla başarılı ve verimli bir yayın olmasını diliyorum. Şimdiden herkesin Miraç Kandili mübarek olsun diyor Adem Oruç, Kursunlu Camii İmam Hatibi Erzincan Merkez diyor. Ee, biz de Adem Hocam biz de biliyoruz Sayın Müftümüzün bu hür, e, maharetlerini. Baya bir mesaj gelmiş ama e, ilahiye vakit kalacak mı? Hasan Lütfi Ramazanoğlu Hocamızın ilahisini okuyacaktım. Bakalım Fatih Hocam ne diyecek ona göre devam edeceğim. Fatih hocam size Rize Fındıklı'dan İmam Hatip'den Mustafa Yelkenci her cuma gecesi ailem ve kızım Asel ikra ile birlikte sizlere heyecanla izliyoruz. Geceniz mübarek olsun diyor. Fındıklı'ya selam gönderiyoruz. Değerli kardeşim can dostum her hafta muhteşem bir program sunuyor ve güzel sesinizle gönlümüzü tekrar fethediyorsunuz. Muharrem hocama ve sana sonsuz selamlar diyor. Hayırlı akşamlar dilerim diyor. Alanya'dan Ercan abi. Ercan abi Ercan Elmacı evet. hayırlı akşamlar Fatih hocam ee, saygıdeğer Erzincan müftümüze saygılar sunar Mustafa Çolak ismi geçince duygulandım diyor Allah kani rahmet etsin ha. Allah ona ve vefat eden bütün hocalarımıza rahmet eylesin ee, Mustafa Çolak hocamız ee, İlk görev yeri olan Ağrı ili Tutak ilçesi İmam Hatip Lisesi'nde görev yaptı diyor öğrencisiydim diyor. Nurullah Cengiz, iki Mustafa Çolak Allah hocam. Allah, evet. İkisi de rahmetli oldu. Onu da anmış olduk. Birisi evet. hafızlık hocamız, birisi de İmam Hatip'ten hocamızdı. Ama benim köylülerim tabii onlar. Allah ikisine de rahmetiyle muamele eylesin. Son mesajımız. Selamünaleyküm Fatih Hocam. Yüce Allah sizlerden ebeden razı olsun. Programınızı sevgiyle izliyoruz. Seyrediyoruz. Erzincan İl Müftüsü hocamızdan istifade ediyoruz. Her hafta bir il müftüsü hocalarımızı bizimle buluşturduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Şutut Kart Eislingen'den Muhsin Yazıcıoğlu Camii Mühatibi Muharrem Tengiz hocamız bizlere selamlarını göndermiş. Fatih Hocam 3 dakikamız var inşallah. Hasan Lütfi Ramazanoğlu hocamızın ilahisini sığdırırız diye düşünüyorum. Peki hadi bismillah diyelim. Hocamıza da selamlarımızı, herkese selamlarımızı gönderiyoruz ve çok teşekkür Allah Allah, ediyoruz. Teşekkür. Hasan Lütfi Ramazanoğlu Üstad'ın güftesi ve bestesi kendisine ait 3 aylar ilahisini okuyoruz. Hadi bismillah.